Bölümde Mert Yılmaz ve Murat Sağman'la sohbetimiz devam ediyor. ALB Forex hazırsa arkadaşlar hemen dönelim. ALB'de bizi Rıdvan bekliyor. Karşımızda Rıdvan olacak. Petrol fiyatlarında bugün yukarı yönlü bir hareket var. Dünün aksine Amerikan borsaları da hemen yönünü yukarı yatmış durumda. Hani yukarı diyoruz ama işte %2'lik hareket bile 31 doların hemen üzerine az da olsa atabiliyor. Petrol fiyatlarında öyle çok ciddi bir yükseliş hareketi ya da seviye açısından ciddi yerlerde değiliz. Değil mi Rıdvan? Sözü bırakalım sana, ne dersin? Evet, Barış söylediklerinde tamamen haklısın. Petrolde son belki de 1-1,5 ayda yaşanan fiyat yapısının bir benzerini de bugün yaşamış olduk. Aslında dünkü yayınımızda da bahsetmiştik. Petrol ne zaman önemli bir destek seviyesine gelse, bu destek seviyesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte yaklaşık 1,5-2 dolarlık bir yükseliş yapıyor ve bu yükselişini de daha sonraki günlerde tekrardan satışa çevirdiğini gördük. Dün de sert hareketler vardı. Özellikle Amerika'dan açıklanan stok verilerinin ardından yönünü aşağı çeviren petrol vardı. Ancak bugüne bakıldığında özellikle 30 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte tekrardan yükselişlerin olduğunu gördük. Ancak senin de bahsettiğin gibi bu yukarı yönlü hareketlerin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Burada yukarıda 32 dolar seviyesi petrolde kısa vadede özellikle Brent petrol tarafında takip edilecek direnç seviyesi olarak gözüküyor. Bu seviyenin aşılması şu aşamada biraz zor gibi gözükse de dip seviyelerde olduğumuzu ve buralarda artık alımların biraz daha artabileceğini düşünüyoruz. 32 dolar seviyesinin aşılması durumunda 1,5-2 dolarlık yine alımların gelebileceğini söyleyebiliriz. Petrolde yeni dip ise 29 seviyelerinde oluşacak gibi gözüküyor. Bu seviyenin altında yine satış baskısının artması beklenebilir. Bir de dolar TL'ye bakalım istersen Rıdvan. Kurda da 3.02'nin üzerindeyiz. Çok büyük bir hareket yok aslında şu daha saatlerde ama önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısı var. Oradan bir karar ve sonrasında bir hareketlenme olur mu diye ilk bölümde biz konuştuk. Sen ne dersin? Evet, kurda hikaye değişmedi. Yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Gevşemeler hala alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bugüne bakıldığında veri akışı önceki günlerde olduğu gibi oldukça sakindi ve piyasalarda da yine hareketliliğin oldukça yatay olduğunu gördük. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda dolar TL'de de sınırlı hareketler vardı ve aslında bakıldığında teknik seviyelerin hala işlemeye devam ettiğini söyleyebiliriz ki kısa vadede bu bozulması zor gözüküyor. Özellikle yukarıda 3.0450 seviyesi önemli bir satış fırsatı veren ilk seviye olarak gözüküyor. Burayı aşmakta zorlanan bir dolar TL var. Ancak aşağıda da daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz gibi 3.0050 ve 2.99 seviyesi önemli bir eşlik gibi duruyor yön değiştirme açısından. Yarın Amerika tarafından önemli veriler açıklanacak. Bu haftayı sakin geçirdiğimiz için yarın açıklanacak olan veriler biraz daha önemli olacak gibi gözüküyor fiyat hareketlenme açısından. Özellikle perakende satışlar ve ÜFE verisi hareketlilik yaratacak önemli veriler arasında yer alıyor Amerika tarafında. Bu verilerin iyi gelmesi durumunda tekrardan 3.0450 seviyesine doğru hareketlenme görebiliriz ancak bu seviyenin kırılmaması durumunda bu hafta yaşadığımız gibi geri çekimlerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii önümüzdeki hafta Merkez Bankası var. O biraz daha belirleyici olacaktır. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası piyasa beklentisinin aksine faizlerde bir artırım yapmadı. Bu toplantıda da bir faiz artırım beklentisi şu anlık en azından mevcut değil. O yüzden kurdaki yukarı yönlü eğilimde destekleyecek bir neden olabilir. Teşekkür ederiz Rıdvan Başlık. Ağzına sağlık aktardıkları için. Dönelim efendim yeniden stüdyomuza. Murat Sağman ve Mert Yılmaz'la sohbetimize bir kez daha hoş geldiniz. İkinci bölüme hoş bulduk diyelim. Efendim izleyicilerimiz de adreslerimiz ekranlara gelecek. Reklamların ardından @bloomberg@twitter adresimiz, küresel piyasalar @bloomberg.com'da bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz. Anketimizi bir kez daha bugün SPK'nın